Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cem Kaan. Bugün bir puzzle videosu ile daha karşınızdayım. Uzun zamandır kanala puzzle videosu atmıyordum ve dedim ki tamam, puzzle videosu çekme vakti geldi. Haydi isterseniz başlayalım. Hayatta kalma modu. Bu arada bunu nereden yapıyorum? Chess.com sitesinden yapıyorum. Ücretli. Ben unvanım olduğu için bana ücretsiz, ama sizler eğer sınırsız bir şekilde yapmak isterseniz ücretli diye bunu da söylemiş olayım ve haydi başlayalım. Burada bir süre kısıtlamamız yok. Sadece tek yapmamız gereken doğru hamleleri yapmak ve 3 hata hakkımız var. Haydi başlayalım. Burada şimdi basit bir şekilde şah çekeceğim ve kaleyi alacağım. Yapalım. Aldık kaleyi. Burada yine bir bedava kale ve devamında mat oluyor. Burada yine bir hamlede şah çekip mat ediyoruz. Burada yine bir hamlede şah çekip mat ediyoruz. Burada yine bir hamlede şah çekip mat ettik. Burada şah çekip bakın vezirin önü açılacak ve aynı zamanda rakip vezire saldıracağım. Ve rakip veziri kazanmış oldum. Şimdi rakibim vezir çıkmak istiyor. Tek hamlem var. Şah da gelip rakibin vezir çıkmasını engelleyeceğim. Şimdi burada aklıma ilk gelen hamle at c4. Peki bu at c4 hamlesi bana bir şey kazandırır mı? Kazandırmaz. O yüzden başka hamlelere bakıyorum. Ben fil b3 hamlesini gördüm. Fil b3 attıktan sonra şah herhangi bir yere gittikten sonra kalede bir şah ile mat edebiliyorum. O zaman bunu oynayalım. Kalede bir şah. Şimdi burada bedava bir vezir var. Niye almayayım ki? Alalım. Ve bir hamlede mat. Burada da yine şah çeksem. Şah buraya giderse kaleyle böyle mat var. Buraya giderse de fille böyle mat var. Tamamdır. Oynuyorum ve matımı yaptım. Burada atla gelip hem veziri isteyeceğim hem fili isteyeceğim. Şöyle göstereyim. Rakip vezirle kalemi alacak. Vezirle kalesini alacağım. Kaleyle kalemi alacak. En son kaleyle kaleyi aldığımda pozisyonu hayal etmeye çalışın. Hem buradan mat isteyeceğim. Hem de devamında atla rakibin filini isteyeceğim. Böylece bir fil önde kalmış olacağım. Evet, böyle oluyor. Ve devamında bir fil önde kalmış olduk. Burada da iki hamlede mat var. İlk atta fil alıp şah çekeceğim. Ve devamında vezir çarpı mat. Burada alırsak dikkat edin pat oluyor. Rakibin hamlesi yok. O yüzden tabii ki şah çekip son sıra matı yapacağım. Güzel bir soru. Eğer burada bakın dikkat edin arkadaşlar. Bir dakika, ya da dikkat etmeyin. H7'de oynayabiliriz burada. Şah D3, H8 vezir çıkıp burayı tutuyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Bu kareyi de bu atımız tutuyor. Tamamdır. Gayet hiçbir sıkıntı yok. Burada da bedava piyonu alabiliriz. Burada da bir hamlede şah çekip devamında karede bir mat oluyor. Hemen bunu da yapalım. Bunu da yaptık. Bedava bir at var. Rakip vezir de buraya gelip mat edemiyor. Çünkü atımız kontrol ediyor. Bedava atı kolay bir şekilde alabiliriz. Burada da yine güzel bir son sıra matı var arkadaşlar. Yine isterseniz her soru çözümümde videoyu durdurup kendiniz de çözmeye çalışabilirsiniz. Ben çözdükten sonra elimden geldiği kadar açıklayıp diğer soruya geçeceğim. Şimdi burada kaleyle kaleyi değiştiriyoruz. Bir tane rakibin son sıra korumasını değiştik ve devamında son sıradan vezir feda edip mat ediyorum. Burada basit bir şekilde vezirle kaleyi düşüreceğim gibi. Aynen, aldık kaleyi. Burada da yine basit bir şekilde vezirle vezir vuracağım. Çünkü rakibim de benim vezirimi istiyor. Böylece ne olmuş oldu? Bir kale kazanmış oldum. Burada sürdüm, sürdü, sürdüm. Şah çekti, aldım. Vezir şahı kaçtım. Ben de tekrar vezir çıkıyorum. Bir sıkıntı yok. O zaman sürebilirim. Evet, rakip buraya geldi ama çok önemli değil. Vezir çıkıyorum. Hiç önemi yok. Kazandık yine. Şimdi burada şah çektim. Şah G8'e vezir D5. Vezir A8 mat oldu. Şah çektim. Şah H8. Vezir C3. Kale kazandı. Doğru mudur? Doğrudur. Oynayalım. Bir dakika, doğru değil belki de. Şah çektim de mat ediyorum. Pardon. Mat ediyorum. Vezir E5 oynamak zorunda çünkü hemen şöyle göstereyim. Şah G8'e oynasaydı vezir G7 mat vardı. O yüzden olmuyor. Burada da bedava veziri alacağız. Burada da yine güzel bir tema var. Kale B2 alıyoruz. Şah B2, at D3, vezir düşüyor. Şah D1 giderse orasına bakmadım. Ama ilk bir alalım. Evet. Büyük ihtimal şah D1 gitseydi de kale A8 oynayıp buradan merdiven matı yapacaktık. O yüzden veziri kazandık. Burada da yine çok güzel bir mat teması var. Yine videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Ben açıklıyorum şimdi. Burada şimdi kaleyi feda edeceğiz. Çünkü vezir gelemiyoruz buraya. Kaleyi feda ettikten sonra rakip alacak. Vezir F3 şah. Tek hamlesi kaleyi kapatmak ve vezir G2.
Yine mat oldu. Burada bu ne? Ha, anladım. Bir kere zaten vezirli atımız istiyor. Değişmek zorundayız. Ve burada güzel bir taş kazanma hamlesi var. Vezir A5 geleceğim. Ver fil diyeceğim. Fil de burayı tutuyor. O yüzden filinle kaçacak hiçbir yeri olmadığı için oyunu basit bir şekilde, yani fili daha doğrusu basit bir şekilde kazanacağım. Herhalde şöyle tek yapmam gereken buraya boş durmak geri. Tamam, oynayalım bunu. Mu? Bir dakika. Birazcık düşüneyim. Düşüneyim. Aynen. Bir sıkıntı yok. Şahı'yı da aldık. Tek yapmam gereken sadece şahı piyonun önüne koymak. Burada da güzel bir kale fedası. Devamında çünkü açmazı alacağım. Burada da aldık. Eğer kaleyle korusaydı almakta acele etmeme gerek yok. Alt D5 oynayabilirdim. Burada da açmazdan kaçtığı için artık almam gerekiyor. Burada da iki hamlede basit bir şekilde mat var. Bunu niye buraya koymuşlar anlamadım. Daha zor bir soru bekliyordum. Burada D4 süreceğim. Büyük ihtimal D4, D3. Güzel gözüküyor. Sürelim D4'ü. Neydi acaba? Kale boştaydı galiba. Kale boştaydı değil mi? Kale boştaydı sanırım. Acele ettik. Beraber o varyanta gittik. Neyse, olur arada böyle kazalar. Piyonu alsak. Ataşiki var. Bir tuhaf. O yüzden ha. Mesela A hattında kale boş. Görmüyorum. Kaleyle aldım. Ve devamında boştaki atı aldım. Kaleyle şah çektim. Bir hata yaptık, o yüzden dikkatli olmamız lazım. Tamam, kaleyle şah çektim. Şöyle kaçtı, kaleyle aldım. Şahla alırsa vezir h3 var. Vezirle alırsa at f3 var. Güzel. Burada da at çarpı f3'ten sonra bir vezir kazancı mevcut. Bunu almak zorundayız. Bir kere zaten kaleyi. Şimdi burası arkadaşlar en temel bilgiler. Pozisyon bilgisi. Burada yapmamız gereken o pozisyonu almak. O pozisyon ne demek? Şahların karşılıklı olduğu durum demek. O yüzden şöyle buradan gideceğim. Şimdi buradan gideceğim ve şimdi o pozisyonu alacağım. Bakın şöyle buraya geldiğimde şahlar karşılıklı oluyor ve hamle sırası rakipte olmuş oluyor. Buna o pozisyon almak deniyor. O pozisyonu aldım ve oyunu kazandım. Şimdi burada bedava bir piyon var. Bunu alalım. Alalım bu piyonu. Bedava at var ama av at var. Vezir F3 gelince de C6 oynuyorum. Güzel. C6 ve şimdi fil kaçabilirim E6'ya. Aynen. Burada fil G5 gelsek hemen geldi ama bedava, pardon, olmuyor. O zaman fil D4 gelelim. D4 vezir G5 vezir E4 ver matı ver fili. Gayet mantıklı duruyor. Bir dakika. Bunu alabilirim artık. Boşta. Birazcık alerjim olduğu için sesim şey geliyor olabilir arkadaşlar. Onun için lütfen kusura bakmayın şimdiden. Burada vezir h4 mat etsek böyle. Ataş 3 kapatsa. Vezir h4. Şu an ne yöndeyiz? At fil. Bir taş geriyiz. Vezir h4. At g4 da olabilir bu arada. At g4. Daha basit gibi duruyor. At g4. Kale h1 mat istiyorum. Vezir f2 de mat istiyorum. Aynen. g4 alırsa da böyle mat var. Aynen. Kale h1. Ve vezir h2 güzel bir tema ile kazandık. Burada aldık. Şah f3, şah b3, şah e3 aldım. Burayı kontrol ettim, kazandım. Güzel. Burada bu kesin kazanç. Şah b3, şah b2, aynen. Sonra a5. Eğer şah b2 gitseydim şah c4 gidiyordu. Beraber oluyordu. Burada da nasıl kazanıyoruz? Kale g3 geldim. Aldı. Vezir d2, şah. Şah h1, kale h6. Yeter mi kazanmaya? Bu şah. Kale h5 gelsek. Daha basit. Sonra kaleş kim at. Aynen.
Burada da vezir herhalde. Sadece bir yere oynamam gerekiyor. Boş bir kareye. Güzel. Şimdi burada bize sorduğuna göre bunu almak değil. Çünkü bunu alınca bu böyle alıyor. Bayağı bir piyon geri kalıyoruz. O yüzden bunu almam gerek sanırım. Atı G4'e gittiğimde kalede 1 gideceğim. Ve kalede 8 kazanacağım. Yine aldım. Kaleci 8 geldi. Kalede 1 geldim. Yine kazandım. Kazandık. Şimdi burada aldım. Aldı. At C6. At B4. Taş önüne kaldım. Evet. Kale B8'de de evet. Burada da buraya kadar hesapladım. Burada da küçük bir şekilde A3 yapıp vuruyoruz. Şimdi mesela ilk aklıma direkt file 2 geldi burada. File 2 FG'ydi. Şah G'ydi. Çünkü alamıyor nasıl olsa. Sanırım yeterli bir şekilde mat oluyor. Kazanç oluyor. Burada da ilk bir vezir çarpı F1 almam lazım ki rakibin bir tane kalesini tahtadan çıkartayım. Güzel. Burada aklıma ilk şah geliyor. Şah E2'ye, fil B5 şah. Fil C4, şah D1, kale F1, şah C2, fil A1 gayet iyi duruyor. Başka da hamlem yok zaten. Düşünmeme de çok gerek yok bence. Burada fil G4 var ama buna şah D3 kaçıyor o yüzden. Ha, bir dakika C4 süremiyor zaten ben. Ne hesaplıyorsam artık. Tamam. Buraya kadar güzel geldik. Şimdi burada bir şeyler yapmamız lazım. Fil D4. Şah D2. At E4. Şah gittim at oldu güzel. Ve kaleyle kaleye alıyorum. Mat oluyor. Güzel. Aklıma neler geliyor hemen onları da anlatayım. Kaleye bir şah geliyor direkt. Vezir H5 şah geliyor. İki tane hamle geldi şu aklıma. Ama Vezir H5'e G6 olduğundan çok inandırmadı beni pozisyon. Kazanç olduğuna. O yüzden yörüngeyi kaleye bir şah değiştirdim. Notayı. Ama kaleye bir şah da inandırmadı şu an çünkü kaleye bir şah rakip şah F'yi de oynayabiliyor. Vezir H5 oynadığı zaman G6 oynayabiliyor. O yüzden burada Vezir H5 ile başlamam gerektiğini anladım. Buna da at da alacağım. Buna büyük ihtimal böyle şah çekeceğiz. Başka hamlem yok zaten değil mi? Evet. Aynen. Buna at E4 geldi aklıma ama Vezir E5 alıyor. Mantıklı değil. At D'yi de alabilirim. C'de kaleye bir fazla hesaplamam gereken varyant var. Şimdi at D'yi de aldım. Kaleye bir aldı. At D'yi de aldım. Kaleye bir aldı. Kaleye bir CD2 aldı. Gerçekten at F6 aldım. G7 geldi. Ya bir kere at D'yi kesin almam gerekiyor bence. Başka hamle yok yani mantıklı. Bunu alalım. Bunu da alalım. Burada düşünebiliriz şimdi. Aa kale 8 olmuyor ama. Ya basit bir şekilde vezir çarpı D2 alsam kazanç oluyor herhalde. Yani düşünmeme çok fazla gerek var mı? Şimdi şu kale 8 şu yüzden olmuyor. Alıyor. At C5 alınca şah çekip tekrar vezir çıkıyor. O yüzden olmuyor. Peki at F6 alsam şah 7 gelse. Vezir D2 alsam şah F6 gelse. Vezir B2 şah çeksem orada. Şah F5'e gitse. Bu da bayağı kazanç gibi duruyor aslında. F6 alalım. Tamam. Bunu da alayım. Aynen. Çok kazanç gibi duruyor zaten. Şimdi burada şah D2 olmuyor. Vezir B2 oluyor hemen. O yüzden bundan vazgeçtim direkt. Alayım bunu. Vezir B2 alsın. Ve orada F1'i alsam A1'i aldı. F2'ye gittim. Ver matı. Tekrar şah çekti. G1'e gittim. Kaçtı. Mat oldu galiba. F2'ye gidiyorum. G1'e gidiyorum. Kaçıyorum buradan. H2'ye. Evet. Aynen. Güzel. Fena gitmiyoruz şu an. Şimdi burada direkt aklıma gelen temayı söyleyeyim arkadaşlar. At C4 gitmek, devamında kale B1 bırakıp vezir B7, vezir B2 mat etmek.
Gidelim at C4. Kale B1 bırakmanıza izin vermedi. B'li gidelim o zaman. Gitmeyelim ya da. Orada yağmur da başladı. Benim alerjim de var bari. C4 almak istiyor. Vezir B'ye gitsem, şah çeksem, D2 gitse de... Aa, C2 alabilirim. Tamam, gidelim direkt. Burada fil de alabilirim, bunu da alabilirim. Burada birazcık bunu alıp C3 almak. Aynen, çok daha mantıklı. Şimdi G4 sürdüm, aldı. Şah B3 gittim, şah D4 gitti, şah G2 gittim, şah H3 gitti, H2 gittim, F4 gitti, H3 gittim, kazandım. G4 sürdüm, aldı. Şah B3, şah D4, şah E2, şah E5, şah H2 korumak zorunda. Yerlim, kazandım. Güzel. Güzel. Umarım öğretici oluyordur arkadaşlar. Burada güzel. Aklıma bazen böyle hamleler geliyor. Tabii fantezi birazcık. Kalemizi istiyor. Yok, bir şey önde değiliz şu an. Fil G2 aldım. Şahla aldı. Böyle de oynayabilirim ama. Böyle oynamak için. Kale A8 gelsem mantıklı değil. Bir dakika, kaleci diye nereye kaçıyor ya? C4 alıyor. C4 aldı. GF buraya kaçtı. Olmadı, evet. Düşünelim. O zaman ilk fil G2 ile başlayayım. Şah G2'ye kaleciyi de oynayayım. Taş düşsün. Aynen. Çok mantıklı. Önüne kaldık. Yok, olmuyormuş. Aldım. Şu an ne öndeyiz? Hiçbir şey önde değiliz. Aldım, atla aldı. CB5 aldım. Olmadı. Atla aldım. Bu da olmadı. Zor, gittikçe zorlaşıyor sorular. Kale F6 alsak fille alıyor. Atla alsak G'yle alıyor. Olmuyor. D'de alsak atla alıyor. Olmuyor. Vezir değil. En mantıklısı vezir değil. At değil. CB5 alsın. Ama. Oynayalım ya. Yanlış. Yanlış, yanlış, yanlış. Bakacağım zaten nerelerde hata yaptığımı. At G2, şah F1, flash 3 geliyor direkt aklıma. Fil B5 şah çıkıyor ama ona. Kaledeydi, kapatınca şah çıkıyor. Bu çok hoş olmuyor. Bir dakika. Ne? At G2, şah D1, ay F1, kale D1, fil D1, vezir E1. Şah G2, kale G8. Şah F3, vezir E4, mat. İnanılmaz. Aldım. Her şeyi feda ediyor. Kazandım. Güzel. Düşünüyorum şu an. Orada ne vezir çıkabiliriz ama çok mantıklı değil tabi. Vezir G5 şah çıkabiliriz ilk aklıma gelen. Şah B'yi de alabilir. Kale F1. Mat oldu direkt. Yo, olmuyor bir dakika. Kale F8. Vezir G8. Olmadı, evet, mat olmadı. O kadar kolay değilmiş, bir dakika. O zaman kaleyle şah başlasak. Çok kolay gözüküyor ama ilginç bir şekilde pek kolay değilmiş. Bir tane daha hata yaparsak bitiyor. 5'teyiz şu an. Rakip de mat istiyor buradan. Vezir B2, yani mat tarzı bir şey. Evet, mat istiyor hatta. Vezir B2, sonra C1 vezir. Vezir çıksak burada peki. Ha, bu arada kale gibi. Şah B'ydi. Kale F1.
G8, kale G8, şah 7, vezir C5, mat. Bu kadar basit mi bu? Kale G1, şah F8, vezir C5, şah F7, kale F1, mat. Allah Allah. Bu kadar basitmiş gerçekten, inanılmaz. Şah oynatmadı devamında. Kale G8, şah D8 gitseydi. Kale G8, L8, vezir D6, vezir D7, kale E8, şah E8, kale F8, mat vardı. Şansım olsaydı gösterirdim ama oynatmadı şey sistem. Burada şimdi ne oynayabiliriz düşünüyorum. Dilimizi istiyor. Aklıma tabii ilk olarak şah, vezir veya şah çekmek geliyor. Sonra devamında vezir F2 gitmek geliyor. Gidelim. Yine de gidelim. Tamam, güzel. Ne kadar güzel geldik. Şimdi aklıma burada Ataş 5 geliyor ama mat edemeyebilirim sanki oradan. O zaman böyle gitsek. O zaman Alt F1'i kapatabilir mi? F3 alsam atla almalı. Vezirle alırsa at boşta. Atla aldı. Aldım. GF3 gelirse Ataş 5 gitsem zorlaştı sorular ya. D4 alsam at D4, kale E4. Bu da kazanç gözüküyor ama büyük ihtimal net bir kazanç var burada. Kaçırdığıma göre. Ya çok at E4 almak istiyor canım. At E4'de bir dakika. Şu E4'de ne yapıyorum? Terk ediyorum galiba. Aynen. Düşünelim bakalım. Kolay değil. Peki böyle gitsek. Ben böyle gitmek istiyorum canım ya. Yanlış. Galata. Olsun, güzel de bence bayağı öğretici olmuştur. Hemen şimdi yapamadığım sorulara bakalım. Burada bedava kaleyi almayı unutan ben. Tabii o kadar zora alıştığımız için böyle hani sınavda olur ya bu kadar kolay soru mu olur diye. Zor soruyu direkt piyonu sürdük. Bedava kaleyi almadık. Bu birazcık sinirimi bozdu açıkçası. Bu değil. Bu da değil. Tamam. Düşünebiliriz bunu artık. Ay. Çok basit. Çok basit. Ataydı kale F6. Aç kazanıyoruz burada. Bakın atayı da şah çektim. Vezirli alırsa kale boşta kalıyor. Alamıyor. Kaleyle zaten alamaz. Açmaz da. At da alırsa ki alıyor. Bu sefer kale F6 alıyoruz ve vezirin koruması yok. Şu an piyonla alamıyor. Zaten kaleyle alamaz. Açmaz da vezir E6. Allah. Vezirli alınca kaleyle alıyoruz ve bir fil önde kalmış oluyoruz. Çok basitmiş gerçekten ya. Ve son sorumuza 2600 lira olup soruymuş. Şah çektik geldik hemen. Bu da değil. Tamam. Bu da değildir. Bu kadar mı? Bu kadar basit bir fiçi yapıp şu al diyor. Piyon alırsa ya pozisyonun güzel olduğu belli zaten. Hemen şöyle bir analiz yapalım. Piyon alırsa ne yapıyoruz? Ataş 5 mi gidiyoruz yoksa sadece basitçe bu piyon alıp vezir H4 mü gidiyoruz acaba? Yani çok fazla kazanç yolu var. O yüzden bu kadar kazanç yolu olunca ister istemez kararsız kalıyor insan. Bakalım. Şah çektik. Geldi. Vezir F2 gittik. Kale G1. Bir F3. Görüyor musunuz sizden? Görüyorsunuz. At çarpı F3. Bunu at E4 var. Bunu gördük zaten. Burada piyon boşta ve çok tehlikeli şeyler oluyor. Piyon alırsa at H3 vezir H4 düşündüm ama direkt vezir H4.
Black Blazer H4 daha mantıklı. Evet, şimdi mat istiyorum. File F1 oynayınca da at çarpı H3 alıyorum. Kaleyi istiyorum. Aynı zamanda at F2 şah çekip veziri kazanmak istiyorum. Aynı zamanda da at F4 mat istiyorum. O yüzden vezir E1 oynamalı. Vezirleri değişmek için buna da tek yapmam gereken vezirleri değiştikten sonra boş tek kaleyi alıp oyunu kazanmak olacak. Büyük ihtimalle aynen bu kadar. Bir durdum bakalım size yağmur sesi geliyor mu diye de ben onu ayarlardan kıstığım için gelmiyor. Evet arkadaşlar, video bu şekildeydi. Umarım soru çözüm videosu da eğlenceli olmuştur. Hoşunuza gitmiştir diye düşünüyorum. Yorumlarda takıldığınız soru veya herhangi bir şey olursa belirtebilirsiniz. Ve video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.